Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2015 yapımı He Never Died adlı filmden bahsedeceğiz. Başlamadan önce daha fazla film özeti için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Korkunç bir kabustan uyanan Jack, birinin kapıyı çaldığını duyduktan sonra ön kapıya doğru ilerler. Kapıyı açarken sırtının her iki yanında ona geçmişini sürekli hatırlatan iki büyük yara izi görürüz. Yaşlı ev sahibi karşısına dikilir. Jack tek kelime etmeden çantasından para çıkarıp kirayı kadına uzatır. Bir süredir dairesine kapanmış, dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumdadır. Sonra giyinir ve yerel kiliseye giderek bir bingo oyununa katılır. İzole yaşamından uzaklaşmak için oyuna daha fazla ilgi göstermeye başlar. Ama içindeki dürtü bastırmaya çalıştığı bir şeye duyduğu açlık hislerini kemirmektedir. Düşüncelerini başka yöne çevirmeyi başaramayınca yakındaki gölgeli bir alana gitmeye karar verir. Orada hastanede çalışan genç stajyer Jeremy ile tanışır. Jack, Jeremy'ye biraz para verir ve karşılığında bir paket alır. Jeremy'ye bir sonraki pakette dikkatli olmasını hatırlatarak eve döner ve paketi bir öncekinin yanına buzdolabına yerleştirir. Tam oturduğu anda kapının çalması onu şaşırtır. Kapıyı açtığında kimliğini bilmediği gergin bir genç kızla karşılaşır. Genç kız bir süre ona bakar, sonra aceleyle kaçar. Jack kafası karışmış bir halde kapıyı kapatır. Zihni cevapsız sorularla dolu bir şekilde dinlenmeye çekilir. Aniden iki davetsiz misafir dairesine girerek Jeremy hakkında bilgi talep eder. Jack hiç şaşırmaz ve işbirliği yapmayı reddeder. Bir itiş kakış başlar. Elindeki kurşun yarası ve gözlerinde çizikler de dahil olmak üzere aldığı yaralara rağmen son derece dirençlidir. Saldırganları etkisiz hale getirerek onları sığınağından kovar ve acıya sakince göğüs gererek yaralarıyla ilgilenir. O akşamın ilerleyen saatlerinde eski kız arkadaşı Jillian üzüntü içinde onu arar. Kızı Andre'nin birkaç saat önce Jack'e geldiğini, daha sonra içmeye başladığını söyler. Jillian, Jack'in kızını üzecek bir şey söylediğinden şüpheleniyordur. Jack, öfke ve suçluluk karışımı bir hisle ona yardım etmek ister ve Andre'nin gitme ihtimalinin olduğu barın adını sorar. Telefon görüşmesinin ardından duygularını bir kenara bırakır ve biraz uyur. Daha sonra bara gider ve barmene Andre'nin nerede olduğunu sorar. Barmen ona kızın Tim Dell adında bir adamla gittiğini söyler. Jack rehberden Tim'in adresini bulur ve oraya gider. 30'lu yaşlarında bir adam olan Tim, Jack'in gözdağı karşısında boyun eğer ve Andre'yi bırakır. Güvende olduğunu öğrenince rahatlayan Jack gitmeye niyetlenir ama Andre onu durdurur. Yemek ve sohbet için yakındaki bir lokantaya gitmeyi önerir. Jack kabul eder ve Times Square Dinner'da garson Kara ile tanışırlar. Andre ve Kara sohbet ederken Jack Andre'nin sırtında da kendisinin yine benzer bir anormallik olup olmadığını merak etmekten kendini alamaz. Ne var ki Andre'nin sırtında öyle bir şey göremez. Daha sonra Andre, Jack'in evinde iki gün kalmak için izin ister. Jack iç çekerek kabul eder. Ertesi sabah bir başka korkunç kabustan uyanır ve elindeki bandajı çıkarır. Eli tamamen iyileşmiştir. Lokantaya gidip çay sipariş eder ve arkasında oturan yaşlı bir adam dikkatini çeker. Rahatsız bakışlarını Jack kalkana kadar üzerinden ayırmaz. Fakat Jack sonra yaşlı adamın ortadan kaybolduğunu görür. Sonra Jack, Jeremy ile yakınlarda bir yerde buluşur. İki adamın Jeremy'yi arabaya bindirip kaçırdığını görür. Jack harekete geçer ve onları takip etmek için bir postacının aracını kaçırır. İki adamın Jeremy'ye işkence ettiği binaya varır. Çatışmanın ortasında içlerinden biri Jack'in kafasına çekiçle vurur. Misilleme olarak Jack adamın gözünü oyar ve diğerlerini bayıltır. Jeremy'yi kurtarır ve onu bir ambulansın yanına bırakarak güvenliğini sağlar. Sonra Jeremy'nin arabasındaki paketi alıp kaçar. Eve döndüğünde paketi buzdolabına koyar ve yatağına çekilir. Daha sonra Jack ve Andre yaklaşan tehlikeden habersiz aynı lokantaya gider. Tehditkar kel bir adam tezgahta onların gelmesini bekliyordur. Bir bardak tepsisini devirerek kargaşa yaratır ve dikkatleri başka yöne çeker. Sonra bu fırsatı değerlendirerek Jack'in sipariş ettiği bir bardak suyu zehirler. Kara onlara içkilerini servis ederken Andre bir şekilde Kara ve Jack'e iki gün sonrasında bir randevu ayarlar. Kara giderken Jack birkaç sıra ötede kendisini izleyen yaşlı adamı fark eder. Andre'ye meraklanır ve yaşlı adamı sorar. Andrea'nın yaşlı adamı görebilmesinden ürken Jack, ne pahasına olursa olsun ondan uzak durması konusunda Andrea'yı uyarır. Jack ve Andre eve giderken Jack yavaş yavaş bilincini kaybeder. İçeri girdiğinde durumu daha da kötüleşir. Birden bir araba sesi ve tartışan adamlar Jack'in dikkatini çeker. Perdelerin arkasından bakarken daha önce mağlup ettiği iki adamı görür. Onlara kel adam da eşlik etmektedir. Onların işini bitirmeye kararlı olan Jack dışarı çıkar ama zehir etkisini gösterir. Adamların gözlerinin önünde yere yığılır. Adamlar vücudunu zincirlerle sıkıca sarar ve ondan kurtulmak üzere rıhtıma taşırlar. Jack beklenmedik bir şekilde uyanır ve kel adamı
tutunur. Her ikisi de suya düşer ve diğer iki adam panikle olay yerinden kaçar. Gel adamın döneceğini düşünerek arabada beklemeye karar verirler. Şaşkınlık içinde Jack'in sudan çıktığını görürler. Arabaya doğru hızla yaklaşan Jack'in iki düşmanı sessizce oturmuş bir sonraki hamlelerini düşünmektedir. Jack sürücü kapısını açar. İlk adamı dışarı çeker ve boğazını parçalayarak yemeye başlar. Jack daha sonra eve döner ve buzdolabına koyduğu pakete yönelir. Aniden durup Andrea'ya döner ve ısrarla gitmesini ister. Yamyamlık eğilimleri giderek onu ele geçirdiğinden kızın güvenliği için endişe duyuyordur. Andrea bir açıklama ister ancak Jack onu korkutur ve hareket eder. Andrea sinirlenip hışımla daireyi terk eder. Kız giderken Jack yamyamlık dürtülerine karşı koymayı başarır. Kısa süre sonra Jack ev sahibiyle bangır bangır müzik çalan gürültücü bir kiracı arasındaki hararetli bir tartışmaya tanık olur. Başlangıçta müdahale etmekte tereddüt eden Jack ev sahibinin hüsranla çekip gitmesinin ardından saygısız adamla yüzleşir. Adamın üzerine atlayıp öldürür ve cesedini yok eder. Ertesi sabah Jack başka bir bingo oyununa katılır. Dikkatini insan etine duyduğu özlemden uzaklaştırmaya çalışarak oyuna giderek daha fazla kaptırır. Çabaları boşa çıkınca sarhoş olmak niyetiyle bir bara gider. Ne var ki son birkaç yıldır alkolden uzak duran Jack bunu bozmamaya karar verir ve öfkeyle gider. Bardan çıkan Jack kan tutkusuna yenik düşer. Dışarıda sigara içen iki adam fark eder ve onları öldürmek için ne kadar önemsiz olursa olsun bir gerekçe arar. 100 dolarlık bir banknot düşürür ve parayı alıp cebe atmalarını bekleyerek uzaklaşır. Adam parayı Jack'e geri vererek planını bozar. Bu sırada ürkütücü yaşlı adam hareket halindeki bir arabadan Jack'i izlemektedir. Jack yürümeye devam eder ve bir grup adamla karşılaşır. Bu adama kasıtlı olarak çarpar. Ancak adam öfkelenmek yerine özür diler. Şiddete duyduğu açlık yüzünden zayıf düşmüş ve eziyet çeken Jack, dürtülerini kontrol etmeye çalışarak bir çite tutunur. Üç serseri yanından geçerken kustuğu için onunla alay ederler. Jack hepsinin çok genç olduğunu fark eder ama onlara eşlik eden yetişkin biri daha vardır. Jack hızla adama yaklaşır ve adam silahına uzanır. Dairesine dönen Jack eline saplanan kurşunu bir mutfak bıçağıyla çıkarmaya çalışır. O bunu yaparken Fransız bir gangsterden gelen Andrea'nın kaçırıldığını ve annesinin öldürüldüğünü söyleyen ses kaydını dinler. Gangster Jack'in rıhtıma gelmesini yoksa Andrea'yı öldüreceğini söyler. Jack buzdolabından bir kan paketi alır ve tamamını tüketir. Ertesi sabah rıhtıma varır ancak onu sadece yaşlı adam beklemektedir. Sonra yerel bir suç patronunun saklandığı yere giderek görüşmek ister. Bunun yerine babasının zamansız ölümünden sonra yerine geçen oğlu Alex'le karşılaşır. Jack eskiden babasının koruması olarak görev yapmıştır. Ancak adam öldürülmeden önce ayrılmıştır. Andrea'nın kaçırılmasında Alex'in parmağı olduğundan şüphelenen Jack onunla yüzleşir. Ancak Alex babası gibi olmadığını iddia ederek bu olayla ilgisi olduğunu şiddetle reddeder. Jack oradan çıkar. Akşamleyin lokantaya geri döner ve müdürün cansız bedeniyle karşılaşır. Sakince bitişik bir bölüme gidince çok sayıda çete üyesinin onu beklediğini görür. Kara sessizce yardım etmesi için yalvarmaktadır. Tuvalete gider. Arkasından bir çete üyesi takip eder. Kısa süre sonra Jack tek başına gizli bir bıçakla gelir. Kara'yı oturtur ve her şey bittikten sonra kendisini eve bırakmasını ister. Kara kabul eder. Bir gangster Jack'e yaklaşır ve onu doğrudan kafasından vurur. Jack hiç etkilenmez ve yavaşça ayağa kalkarak daha önce gözünü oyduğu kişi hariç tüm çete üyelerini ortadan kaldırır. Jack gözünü oyduğu adamı dairesinde sorgulamayı planlamaktadır. Kara fikir değiştirince Jack ona 1 milyon dolar vaat eder. Kadın isteksizce onu eve götürmeyi kabul eder ve tek gözlü gangsteri bagaja yerleştirirler. Jack dairesinde Kara'ya çantasındaki parayı gösterir ve 150 yıllık bir şarap şişesiyle 1. Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda çekilmiş bir fotoğrafını çıkarır. Kara buna inanmakta güçlük çekse de Jack ona başından vurulduktan sonra hayatta kaldığına tanık olduğunu hatırlatır. Kara yaşını merak eder. Jack bilmediğini itiraf eder. Ancak İncil'de Habil'i öldüren kardeş Kabil olarak bahsedildiğini iddia eder. Düşmüş bir meleğin bir Nefilim'in oğlu olduğunu açıklar ve kanatları kesildiği için sırtında oluşan yaraları gösterir. Neye uğradığını şaşıran Kara, Jack'in gangsteri banyoda sorgulamaya gidişini izler. Jack, adamın sadece sınırlı bilgiye sahip bir kiralık katil olduğunu öğrenir. Canını bağışlamaya karar verir ve mutfağa döndüğünde bir Fransız gangsterle karşılaşır. Jack onu kolayca etkisiz hale getirir ve Kara'ya dönerek istediğini alıp gitmesini söyler. Jeremy'yi hastanede ziyaret eden Jack, onun çeteyle olan ilişkisini ve adamların niyetlerini sorar. Jeremy, öğrenci borcunu ödemek için patronlarından borç para aldığını ancak zamanında geri ödeyemediğini itiraf eder. Patronun adını bir süre anımsayamayan Jeremy, sonunda Alex olduğunu hatırlar. Jack bir kez daha Kara'ya yaklaşır ve başka bir iyilik karşılığında ona önemli miktarda para teklif eder. Kara kabul eder ve Alex'in yerleşkesine giderler. Yolculuk sırasında Jack, güvenebileceği başka kimsesi olmadığı için kızını Kara'ya emanet eder.
Mekana varan Jack, muhafızı etkisiz hale getirir ve içeriye girer. Karnına bir pompalı tüfek darbesi almasına rağmen tek başına tüm aydutları ortadan kaldırır ve Alex'in ofisine gider. Jack, öfkesini Alex'in üzerine boşaltır ama sonra bir kitap rafının arkasından gelen çığlıkları duyar. Rafı devirir ve banyoya açılan gizli bir kapı görür. İçeride Andrea'yı bağlı ve halsiz, gözleri şişmiş bir halde bulur. Jack onu dışarı taşır ve Kara'ya emanet ederek Andrea'yı hastaneye götürmesi talimatını verir. Kara neden onun da gelmediğini sorar ama Jack geride kalmakta ısrar eder. Mekana geri döner. Alex'in ayak bileğini kırar ve telefonunu ele geçirir. Bir telefon görüşmesi yaparak arkadaşına Andrea'nın yanında olduğunu, kendisini arayan suçluları ortadan kaldırmak niyetinde olduğunu bildirir. Jack oturup Alex'le yüzleşir. Öldürülemez birinin neden öldürebileceğine inandığını sorgular. Alex planlarının Jack'i öldürmek değil, kızına zarar vermek ve ona videosunu göndermek olduğunu açıklar. Öfkelenen Jack, Alex'i tekmeleyerek yere düşürür ve bilardo masasına fırlatır. Alex'in kızının varlığını kendisiyle aynı zamanda keşfettiğini ve bu bilginin Jack'in babasını öldürdüğü düşüncesiyle ondan intikam alma arzusunu körüklediğini öğrenir. Jack, Alex'in babasının ölümünün nefsi müdafaa olduğunu iddia eder. Alex'i bir tezgahın üzerine sürükleyen Jack, Alex'in adamları peşine düşene kadar hastaneden insan kanı içerek yamyamlık dürtülerini bastırmayı başardığını itiraf eder. Şimdi ise Alex'i canlı canlı yemeği planlıyordur. Aniden yaşlı adam belirir ve Jack daha da öfkelenir. Yaşlı adamın neden basit bir suçluyu öldürmesine karıştığını sorgular. Jack, Mısır'daki Ramses'ten Romanya'daki kazıklı Voyvoda'ya kadar kan dökme geçmişini hatırlatır. Bu sayısız cinayetlerin ölümü müdahale etmeye ve ölümsüz hayatını sona erdirmeye zorlayacağını ummuştur. Ne var ki ölüm müdahale etmek yerine sadece izlemekle yetinmiştir. Jack, bunun kardeşi Habil'i öldürerek yeryüzündeki ilk katil olmasının cezası olduğuna inanmaktadır. Jack, ölümden artık canını almasını isterken Kara odaya koşarak gelir ve Andrea'yı arabaya bindirmek için yardım ister. Kara'nın gelişiyle ölüm ortadan kaybolur. Jack ona yardım etmeye karar verir ve çıkmadan önce Alex'i bir gün kendisinin de ölümle karşılaşacağı konusunda uyarır. Jack çıkarken yaşlı adam Alex'in yanında yeniden belirir ve onu korkunç, uhrevi bir sesle selamlar. Ve böylece filmimiz son bulur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.